Geçen yıl Antalya ve Muğla'da çıkan büyük orman yangınlarının üzerinden tam 8 ay geçti. Peki yangının ardından neler yapıldı? Doğada durum ne? Evleri yananlar için ne gibi destekler hayata geçirildi? CNN Türk ekibinden Emine Şilen Bozyurt ve Sercan Sever'in özel haberi geliyor ekrana. Alevlerin geçit verdiği ilk andan itibaren önce soğutma çalışması yapıldı, sonra da hasar tespiti. Yangının hemen ardından mağdurlar için seferber olundu. Hem evleri hasar görenlere hem de hayvanları telef olanlara büyük destek verildi. Türkiye adeta hasar alan kent için tek yürek oldu. ...17 milyon liralık ödeneği ilde zarar gören 2215 üreticimizin TC kimlik numaraları üzerinden IBAN numaralarına bölüştürülerek yatırıldı. 20 milyon 700 bin liralık bir kaynağı da tek tek bütün yurttaşlarımızın hesaplarına yatırdık. 5-6 kişilik evi yandı. Onu da sağ olsun devletimiz yardım etti. Kimilerine, belediye imkanlarıyla, devlet imkanlarıyla ihtiyaçlarımızı gönderdiler, ettiler, sağ olsunlar. Şimdi artık ileriye dönük bakıyoruz. Tekrar yeşertmeye, tekrar doğayı geri kazanmaya. Burada bize düşenler ne varsa işte onları yerine getirmeye çalışıyoruz. Sırf bu amaçla da yara alanlar hayata döndürüldü. Toprağın kabul ettiği kadar yeni fidan dikildi. Sadece yeşilin değil, umudun rengi de griye dönmüştü. Muğla'da yanan alanlar 8 ay aradan sonra yeniden yeşertiliyor. Üreticilerimizin ciddi zararları oldu. O kırsal mahallelerde, orman köylerinde yaşayanlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Sayın Valimizin destekleriyle biz İl Tarım Orman Müdürlüğü olarak hemen sahaya indik. Yangından etkilenen 61 kırsal mahalleye, orman köyüne birebir terzi usulü proje yaparak hemen harekete geçtik. Bu anlamda öncelikle tabii yangından zarar gören üreticilerimizin büyükbaş ve küçükbaş hayvanları için yem temininden tutun da tedavilerine kadar il müdürlüğü elemanlarımızca, veteriner hekimlerimizce yapıldı. Yaklaşık 70 bin, 50 bini zeytin fidanı olmak üzere geri kalan 20 bini badem, keçi boynuzu, birçok meyve fidanını bakanlığımızın tahsis ettiği bütçeyle üreticilerimizle buluşturduk. Onun ötesinde yaklaşık 1000 ton arı yemini bu akut süreçte tek tek Muğla Çambalı üretiminde çok önemli bir yer üreticilerimizle buluşturduk. Zeytin ağacı gerçekten ölümsüz bir ağaç. Çünkü zeytin ağacının yukarı toprak üzerinde gördüğümüz kısmı kadar toprak altında da turp dediğimiz bir kısmı var. Sürekli yapraklarından besin üreterekten bu bölgede depolarlar. Yukarı kısmında herhangi bir sorun yaşaması durumunda da tekrar bu bölgeden yukarıya besin gönderip hayatiyetini devam ettirir. Bu özelliğinden dolayı zeytin ağacı ölümsüz ağaçtır. Yangında zarar gören zeytin ağaçları önce budandı, sonra macunla yaraları sarıldı ve yeniden hayata döndürüldü. Yanan alanların imara açılacağı iddiası da doğru değil. Anayasa gereği yanan ormanların yerine herhangi bir şey yapılması, bir yapı, ranta dönük bir şey yapılması mümkün değil. Bu algı operasyonlarına artık bir son verme zamanı gelmedi mi diye düşünüyorum.